Evet, Kanal 13 ekranlarından herkese merhabalar. Seçime Doğru programından ben Mustafa Yüzer. Evet, değerli izleyenlerimiz, bildiğiniz üzere seçime yaklaşık bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta yarın sandıklara gidiyoruz. Herkes kendi oyunu kullanacak. Herkes kendi ilçesi için kime güveniyorsa oyunu ondan yana kullanacak. Biz de bu süreçte biz de seçimin nabzını, gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Çok değerli isimleri stüdyomuzda konuk ettik. Çok değerli isimlerle tanıştık, sizlerle tanıştırdık. Bugün de yine çok değerli bir isim stüdyo konuğumuz. Adil Cevaz, Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Adnan Göksoy bugün stüdyomuzda. Bizlerle beraber olacak, kendisiyle sohbet edeceğiz, projelerini soracağız. Geçmiş dönemde yaptıklarını ve yapacaklarını sizlerle beraber değerlendireceğiz. Programımıza başlarken öncelikle hoş geldiniz Adnan Başkanım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz tekrardan programımıza. Sağ Nasılsınız, olun. iyi misiniz? Teşekkür ederim. İyi. Sizler de iyisiniz Allah inşallah. razı olsun, sağ olun. Bizleri kırmayıp stüdyo konuğumuz olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet, 1994'te başlayan bir belediye başkanlığı maceranız, serüveniniz var. 94-99 yıllarında, 99-2004, 2009-2014 yıllarında Adil Cevaz'da farklı partilerden belediye başkanlığı yaptınız. Bu Evet. süreçte farklı kazanımlarınız oldu, farklı yatırımlarınız oldu. Şimdi 2024 31 Mart seçimlerine yeniden adaysınız. Bu kez Evet. Büyük Birlik Partisi'nin adaysınız. Öncelikle programımıza başlarken bu kadar büyük bir geçmişiniz, kariyeriniz varken yeniden neden aday oldunuz? İlk sorum bu olsun size Evet. başkanım. Öncelikle ben Radyo 13 ve Kanal 13 ortak yayın programı izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Tabii ki geçmişte biz 3 dönem belediye başkanlığı yaptık bildiğiniz gibi. Bu dönem içerisinde de yeniden 2024 yılı Mart ayında yapılacak yani önümüzdeki hafta yapılacak belediye seçimlerinde tekrar Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkan adayı oldum. Tabii ki geçmişte yapmış olduğumuz hizmetlerimiz vardı. Bu hizmetlerle ilgili vatandaşımızın ciddi manada talebi doğrultusunda biz yeniden aday olmaya karar verdik ve halkın önüne çıktık. Şu anda gördüğümüz kadarıyla halkımız da büyük bir teveccüh göstermekte. İnşallah nasip olur önümüzdeki pazar günü bu seçimleri başarıyla bitireceğimiz kanaatindeyim. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Peki seçim çalışmalarınıza biraz değinmek istiyorum. Bu süreçte hani yaklaşık 35-40 gündür sahadasınız. Seçim çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Organizasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi bu seçim bizim geçmişte girmiş olduğumuz seçimlerden farklı bir seçim. Şöyle Adil Cevaz Belediyesi'ne aday olan kardeşlerimiz gerçekten birbirlerinden değerli, hepsi kıymetli kardeşlerimizdir. Adil Cevaz'da tam bir demokrasi şöleni içerisinde, huzur Evet. içerisinde, sükunet içerisinde bir seçime gireceğimizi düşünüyorum. Zaten 35 günlük sürede bunu gösteriyor. Adaylarımız birbirlerini gördüklerinde karşılaşıyorlar, kucaklaşıyorlar, selamlaşıyorlar. Bu seçmene de müsbet yönde yansıyor. Diliyoruz, istiyoruz ki huzur içerisinde önümüzdeki pazar günü seçimleri bitirelim. Kazanan Evet. Adil Cevaz olsun diye düşünüyorum. Peki başkanım, 94 yılından başlayacağım ben programımıza. 94 yılında belediye başkanı oldunuz. Daha önce bir belediye başkanı tecrübeniz yokken ilk 94 yılında, bugünlerde de özellikle bazı partilerin kullandığı 94 ruhuyla. Sizde de o ruhla başlama olacak mı? Yani o dönemki belediye başkanlığı aldığınız zaman Adil Cevaz ilçesi ne durumdaydı? Şimdi 94 yılında biz belediyeyi kazandığımızda Adil Cevaz Belediyesi'nin sorunları vardı tabii ki. Şimdi nasıl sorunları varsa o Evet. dönemde vardı. Zaten hayat gelişerek, genişleyerek, güzelleşerek devam ediyor. O dönemde Adil Cevaz'da çok ciddi sorunlarımız vardı. Biz belediye başkanı olarak neyi yapsak hemen göze batıyordu, hemen Evet. takdir topluyordu. Çünkü Adil Cevaz'da çöp toplama sorunu diye bir hadise yoktu, kanalizasyon diye bir hadise yoktu. Adil Cevaz'ın yolları tamamen dar ve çekilemez, geçilemez durumdaydı. Biz o çalışmaları yaptığımızda halkımızdan büyük bir teveccüh gördü. Bu teveccüh de bütün bölgeye, Van Gölü Havzası'na yansıdı. Gerçekten Adil Cevaz o bölgede Van Gölü Havzası'nın yıldızı halindeydi. Bunu Evet. herkes takdir ediyor, söylüyor. Şu anda da seçmenlerimizin çoğu bize diyor ki, 94 ruhu ile mi geliyorsunuz? Tabii ki 94 ruhu ile geçmişe dönük değil, biz daha ileri vizyonla gelmeye çalışıyoruz. Adil Cevaz'da yapılanların yanına daha güzel şeyleri eklemek için geliyoruz. Adil Cevaz'ı modern bir kent görünümüne kavuşturmak için belediye başkanı olduk. İnşallah nasip olur, pazar günü seçimleri başarıyla tamamlarsak, biz bunları da Adil Cevazlı'ya
bölgeye, bölgenin yıldızı olmaya karar verdik. İnşallah onları bir bir gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdi girdiğiniz bütün seçimlerde %40'ın üzerine oy almışsınız. Evet. 3 dönem belediye başkanlığı yapmışsınız ve bu süreçte yaptıklarınız bir sürü proje var. Yani broşürünüz şu an önümde. Yaptıklarınıza biraz değinmek istiyorum başkanım. Siz bu 3 dönemlik bir süreçte 94'ten 2004'e bir 5 yıl ara vermişsiniz. 2009'dan 2014'e. Yaptıklarınızla, yaptığınız projelerle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ardından yapacaklarınız ve son olarak da vatandaşlarımızın soruları var. Geçen gün sosyal medyada da yine bir kısım soruları kendiniz cevaplamıştınız. Diğer belediye başkanlarına bunu görmemiştik. İnsanlar size sormuş, siz de açık açık cevaplarını vermişsiniz. Biz de onları soracağız size, bizim de kendi sorularımız var. İlk olarak bu 94'ten 2014'e kadar yaptığınız 3 dönemde neler kazandırdınız Adil Cavaz'a? Tabii ki Adil Cavaz'a kazandırdığımız hizmetleri biz geçmişte sosyal medyadan da bazılarını, tamamını değil bazılarını halkımızla buluşturmaya çalıştık. Sosyal medya izleyicileriyle buluşturduk. Adil Cavaz'da yapılan hizmetler, özellikle 94-2004 yılları arasında yaptığımız hizmetler takdire şayandı. Onlar mesela Adil Cavaz'da biz bulvar açtık ki Adil Cavaz'ın şu anda trafiğini rahatlatan ve esnaflarınızı Recep rahat... Tayyip Erdoğan bulvarı değil mi? Evet. Esnafını rahatlatan bir bulvar şeklinde gelişti. Şu anda da gelişmeye devam ediyor. Bu Adil Cavaz'ın bir maskotu olduğu konumunu herkes takdir ediyor. Onun dışında Adil Cavaz'da şu anda Adil Cavaz'ı gezdiğinizde nerede bir yol kenarında taş duvar görürseniz bizim genişlettiğimiz ve taşla yaptığımız yollardır. Yolları genişlettik. O dönemde Adil Cavaz Belediyesi'nin büz döküm atölyesinden tutun kilit parke döküm atölyesine kadar biz kurduk. Adil Cavaz'da ilk kilit parke taşını bu bölgede biz Adil Cavaz'da 2009 yılında gerçekleştirdik. 1999 yılında gerçekleştirdik. Kendi imalatımız olan büz döküm atölyesiyle Adil Cavaz'ın kanalizasyon sorununu %90 çözdük. Çok güzel. O dönemde. Ve kendi belediye işçileriyle, ekipleriyle beraber yaptık. Onun dışında belediye olarak yaptığımız hizmetlerden birisi de asfalt şantiyesini kurduk. Adil Cavaz'ın yollarını ilk defa asfaltla buluşturduk. Yani kendi ondan ihtiyaçlarını karşılayan bir belediyecilik yapmışsınız aslında. Asfalt şantiyemiz halen şu anda mevcut ama atıl durumda. İnşallah nasip olursa onu da faaliyete geçireceğiz. Adil Cavaz'da bu hizmetlerin dışında yaptığımız hizmetlerden birisi çöp toplama hadisesi Adil Cavaz'da yoktu. Evet. Biz çöp kovalarıyla, çöp arabalarıyla çöp toplama işlemini gerçekleştirdik. Ancak bunları belli yerlerde depoluyorduk. Yani vahşi depolama yapıyorduk. Evet. O zaman BİKA yeni kurulmuştu. BİKA'ya üye olduk. BİKA ile bunun terfi istasyonuna aktarılmasını sağlamak için üyeliğimiz halen devam ediyor. Nasip olursa onu da gerçekleştireceğiz. Ayrıca biz Adil Cavaz'da temizlik işine öyle önem veriyorduk. Adil Cavaz'ın çarşısını her gün muntazam bir şekilde yıkar, tertemiz bir çarşı oluştururduk. Hatta Adil Cavaz'dan Tatvan'a kadar karayolları kenarlarını bile atılan çöpleri temizler, arabalara doldurur, çöplüklere götürürdük. Öyle bir çalışmamız vardı. Çok güzel. Van Gölü sahilini gene aynı şekilde ilkbahardan sonbahara kadar hep temiz tutardık. Sahillerde vatandaşların denize girebilmeleri için yaz döneminde bayanlar ve erkekler plajını oluşturduk. Ama bakımsız durumda şu anda. Onlara da el atacağımızı söyleyebilirim. Adil Cavaz'da 2009-2014 yıllarında belediye başkanlığı döneminde özellikle vatandaşlarımız 94 ruhu diyorlar ama biz o dönemde de en büyük hizmetleri Adil Cavaz'a biz kazandırdık. Ve Adil Cavaz'a ilkleri biz getirdik. Yani Adil Cavaz'ın bu bölgede olmayan hizmetlerinden birisi mesela güneş panelini belediye olarak ilk defa bu bölgede biz kurduk. Güneş enerji santrali evet, başkan. Evet. Biz kurduk. Adil Cavaz'da Süphan Dağı'nda yamaç paraşütünü biz gerçekleştirdik. Bizim dönemimizde o dönemde oldu. Adil Cavaz'da plaj futbolunu bölgenin Van Gölü Havzası'ndaki plaj futbolunu biz oluşturduk. Ve orada müsabakalar yapılıp Adil Cavaz Spor da oraya katılıp evet. Liglerde başarı elde etti. Evet. Onun dışında Samsun'dan bu tarafa hiç olmayan Adil Cavaz Sukay projesini gene biz gerçekleştirdik.
Hadicevazımızda o dönem içerisinde, çarşı içerisinde bulunan bir mezbahane vardı. O mezbahaneyi biz taşıdık. Şu anda Çayır Mahallesi denilen bir yerde. Bölgenin gene en güzel mezbahanesini, modern mezbahanesini gene biz oluşturduk. Evet. Adilcevaz'da sosyal hizmetler olarak eski cezaevinin yeri belediyeye tahsis edilmişti. Onu sosyal hizmetlere tahsis edip orada şu anda yapılan sosyal aile destek merkezini gene biz oluşturduk. Adilcevaz'ın sportif gençlerin sportif faaliyetlerine katılabilmeleri için Spor Toto işbirliğiyle stadı geliştirdik. Evet. Adilcevaz'da halı sahayı gene biz kurulmasına öncülük etti. Adilcevaz'ın Cevizkent Yapı Kooperatifi'nin yanında gene bir halı sahayı biz oluşturduk. Ondan önceki dönemde Adilcevaz Belediyesi değil, sadece Adnan Göksoy olarak Cevizkent Yapı Kooperatifi'nin başkanı olarak 210 daireyi başkanlığı olarak 2000 yılından 2008 yılına kadar yapıp vatandaşlarımıza gene biz teslim ettik. Yani bizim o dönemde yaptığımız hizmetlerden birisi de bir deprem yaşadık. Depremle ilgili biliyorsunuz Adilcevaz'ın hem hükümet konağı hem emniyet sarayı, emniyet müdürlüğü yıkıldı. Depremde hasar gördü. Onlarla ilgili yer tahsisini yaparak sosyal konutların olduğu, afet konutlarının olduğu 6 konutu yıkarak orada emniyete bir yer tahsis ettik. Şu andaki emniyet binası gene bizim girişimlerimize oraya yapıldı. Ayrıca Adilcevaz'da yapılan hizmetlerden gene en önemli gördüğümüz hizmet olarak çalışmalarımızda kaldırım çalışmalarını yeniledik. Bozulan, deforme olan yolları yeniledik. Adilcevaz'ın gençlerinin sportif faaliyetlere katılabilmesi için belediye olarak elimizden gelen destekleri gene biz sunduk. Hasılı biz o dönemde yaptığımız hizmetler Adilcevaz'ın çehresini değiştirdi. Güzel bir Adilcevaz oluşturduk. Ama bununla ilgili yeterli midir derseniz yeterli değil. Daha önemli gördüğümüz, daha değerli gördüğümüz, daha çok Adilcevazlı'ya hizmet verecek hizmetleri de yapma ile ilgili projelerimiz vardır. Şimdi Başkan Bey yaptıklarını sayarken ben de önden broşürden takip ediyorum. Hani burada olup saymadıklarınız da var aslında. Hani bir cami projesi var, Toki Camii, 500 kişilik kapalı spor salonu. Bunun gibi yani 12-13 tane projeyi saymadınız. Burada olmayan projeleriniz de, yaptıklarınız da var. Evet, kapalı spor salonu projesi o zaman düşünülen 200 kişilik bir kapalı spor salonuydu. Evet. Biz onu girişimlerimizle 400 kişiye çıkardık oraya. Yapılmasını sağladık. Yer tahsis ettik. Yanında 8 dönümde bir ayrıca arsa hazırladık. Onun dışında Adilcevaz'la ilgili yapılacak çalışmalarda çok önemli gördüğümüz Adilcevaz'ın merkezinde bulunan meydan düzenlemesini gerçekleştirdik. Çarşı içerisinde eski Halk Bankası'nın olduğu yeri biz yaptık. Çarşı içerisindeki dükkanları biz yeniden onardık. Evet. Bir kısmını halka satışını gerçekleştirdik. Bunlar Adilcevaz'ın önemli projeleriydi. Yani gerçekten 3 dönemde kazandırılabilecek çoğu şeyi kazandırmışsınız aslında Adilcevaz'a. Bir de yapacaklarınız var başkanım. Hani 31 Mart seçimlerinde kazanırsanız yapacaklarımız diye bir liste yayınlamışsınız. Burada da güzel projeler var ama sizin anlatmanızı istiyorum ben. Öncelikle ilk maddeniz tüm halkımıza eşit hizmet anlayışı demişsiniz. Bunu bize açar mısınız evet. Başkanım? Şimdi bizim geçmiş dönemde belediye başkanlığı yaptığımız dönem içerisinde bizim belediyemiz halka hep açık oldu. Belediye başkanı kapısı hep açık oldu. Ve biz seçildiğimizde ilk halka verdiğimiz mesajda parti rozetimizi çıkarıp belediye rozetimizi yakamıza taktık. Bize oy veren vermeyen vatandaşı ayrım yapmadan halkımıza hizmet etmeye çalıştık. Zaten halkımızın teveccühünü de bu yönüyle kazandık ki her girdiğimiz seçimde %40'ın üzerinde 47'ye kadar oy aldığımız oldu. Bu halkın bize göstermiş olduğu ciddi bunun teveccühtür. Bunun sebebi nedir başkanım? Hani %40'ın açık sözlülüktür, sözünde durmaktır, söz verdiğini yapmaktır. Evet. Belediye başkanı söz verdiğini yapar, yapamayacağı konuda söz vermez ve açık sözlü olur.
şeffaf olur. Zaten bizim amacımız Adil Cevaz'da şeffaf bir belediyeciliği, kurumsal bir belediyeciliği tekrar Adil Cevaz halkına sunmaktır. Onun için biz bu yola çıktık. İnşallah bunu tekrar devam ettireceğiz. Peki başkanım, revize imar planı ve hisseli tapu sorunu çözümü demişsiniz. Bu sorun nedir? Çözümü nasıldır? Adil Cevaz'da şu anda mevcut imar planı mahkeme kararıyla iptal edilmiş. Bunu belki bilmiyor vatandaşımızın çoğu. Biz nasip olur belediye başkanlığını kazandığımızda ilk yapmamız gereken işlerden birisi Adil Cevaz'ın imar planını güncelleyip kentsel dönüşüme hazır bir imar planı oluşturmak. Evet. Zaten kentsel dönüşümü de yaparken Adil Cevaz'ın çarşı merkezini kentsel dönüşüme sokarak yenileyeceğiz. Bunun başka çaresi yok. Adil Cevaz'ın bu deforme olmuş, bu köhnemiş çarşısının şeklini, şemalini değiştireceğiz. Evet. İlk amacımız bu. İmar planı da bu yönüyle bizim için büyük bir avantaj. Bunu bu şekilde hazırlayıp belediye meclisinden geçirdikten sonra inşallah halkımıza güzel bir çarşı merkezi kazandırmış olacağız. Ana arterleriyle, yollarıyla Adil Cevaz'ın geleceğini kurtaracak bir çarşı meydanını, çarşıyı Adil Cevazlı'ya kazandırmış olacağız. Peki bu hisseli tapu sorunu nedir başkanım? Şimdi bir de bilmiyorum, bazı şehirlerimizde görüyoruz. Adil Cevazlı'da dededen, atadan kalma mülkiyet sorunu aşılmamış. Yüzlerce hissesi olan arsalar, büyük büyük arsalar mevcuttur. Biz imar uygulamasıyla bunları parsel şekline getirip hissedarların adına tescilini sağlayacağız. Belediye olarak bunu biz yapacağız. Evet. Bu konuda kararlıyız. Bunu Adil Cevaz'a sunacağımız en güzel hizmetlerden birisi de bu olacak. Şimdi yani Adil Cevaz'ın da bölgemizin de önemli sorunlarından biri içme suyu. Yani sularımız içilme seviyesinde değil aslında. Bu konuyla Adil ilgili projeniz varmış başkanım. İçme suyu ile ilgili sorunlarımız vardır. Yaz dönemlerinde ciddi manada özellikle Sapantaşı mevkii, Selçuklu mahallesinde ciddi manada su ihtiyacı, içme suyu sorunu yaşanıyor. Biz bununla ilgili belediye olarak nasip olur, belediye başkanlığını kazanırsak, ilk yapacağımız icraatlardan birisi Adil Cevaz'ın Selçuklu mahallesinin özellikle su sorununu çözmek olacak. Bunu burada taahhüt ediyorum. Diğer bir konu, Adil Cevaz'da içme suyu ile ilgili kireç oranının yüksekliğinden ciddi manada şikayetler var. Ancak bizim geçmiş dönemde bununla ilgili yaptığımız çalışmalarda içme suyundaki kireç oranının Dünya Sağlık Örgütü standartları içerisinde olduğu ile ilgili bize bilgi verildi. Yani çok zararlı değil, ancak temiz olması, depoların temizlenmesi, suyun sağlıklı bir şekilde akması konusunda çalışmalarımız devam edecek. Şimdi özellikle yaz aylarında vatandaşlarımız içme suyunu sulamada kullanıyor başkanım. Bu bölgemizde yaşanan bir problem. Bu da ilçelerde susuzluğa sebep oluyor. Hani çeşmelerden su akmasına engel oluyor daha doğrusu. Sulama suyu projesi yazmışsınız. Bununla ilgili projenizi biraz anlatabilir misiniz başkanım? Şimdi bununla ilgili de sağ olsun mevcut belediye başkanımız devlet su işleriyle bir gölet projesi hayata geçirecek. Projesi yapılmış, evet. İhalesi yapılmış. Bizim baraj mevkiindeki bu projeyi biz takipçisi olacağız. Bir an önce bunu hayata geçirme konusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. İnşallah onu konuyu gerçekleştirir, o projeyi hayata geçirirsek Adil Cevaz'ın sulama sorununda %80-90 oranında da bir iyileşme olacağını planlıyoruz. Tarif olan yolların yapımı demişsiniz başkanım. Yani Adil Cevaz'da yaşanan sorunlardan bir tanesi. Bu yolların yapımı derken sadece ana yollardan mı bahsediyoruz, yoksa sokaklara da inecek miyiz? Şimdi bizim ana yollarımızla ilgili sıkıntı yoktu. Ancak seçim öncesinde biliyorsunuz hükümetimizin doğal gaz çalışması ile ilgili, evet, bir çalışması oldu. Bu çalışmada ihale edildi. Ana arterlere doğal gaz boru hattı çekildi. Bu hat çekildiğinde sonbahar mevsimi zaten geldi. Evet. Dönemin şu andaki mevcut belediye başkanımız onunla ilgili çalışmaları yaptı. Tabii ki kış mevsimi ana arterin yapılan hatların parsel bağlantıları yapılmadığı için oralarla ilgili bir çalışma yapamadı. Ama biz nasip olursa ilkbaharda geldiğimizde firma ile görüşüp
parsel bağlantıları doğalgazın yaptıktan sonra oranın asfaltlanma işini de inşallah gerçekleştireceğiz. O sorunu kısa sürede çözeceğiz kanaatindeyim. Evet. Şu var başkanım, çalışkan belediye, verimli personel. Bu ne demek? Evet. Bizim belediye başkanlığı yaptığımız dönemde işçilerimizle ilgili bir görüşümüz var. Her işçimize, her çalışanımıza şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, siz bu belediyeden 1 lira kazanıyorsanız, ücret alıyorsanız 1 lira 1 kuruş bu belediyeye kazandırmanız gerekir. Yani hakkını bizim verin. Prensibimiz budur. Eğer bu şekilde çalışırsak biz hem belediyeyi kazançlı hale getireceğiz, hem belediye bütçesini genişleteceğiz, hem halka vaat ettiğimiz hizmetleri sunacağız. Zaten belediye başkanı insan kaynağını ve para kaynağını verimli bir şekilde kullanırsa inanıyorum ki o belediyede sorun olmayacağı kanaatindeyim. Evet. Şimdi belediye araç parkının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi ve şu madde vardı. Trafik ve otopark projesi başkanım. Bunlar herhalde bağlantılı projeler. Şimdi bizim belediye otoparkı, belediyenin garajı dediğimiz kısımda bazı araçlarımızın arızalı olduğunu öğreniyoruz. Biz hizmet verebilmemiz için bu araçları bir an önce revizeye yaptırıp halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bir de park sorunu ile ilgili biz kentsel dönüşümü yaparken ana arterleri de imar planımıza işleyeceğiz. Ana arterleri de açarak Adilcevaz trafiğini rahatlatacağız. Bunun için biz diyoruz ki hem park sorunu çözeceğiz hem makine parkını genişleteceğiz. İkisi de ciddi anlamda belediyelerin önemli sorunları aslında. Tatvan'da da en büyük yaşadığımız problemlerden biri trafik, park sorunu. O yüzden de bir otopark projesi vardı burada. Şimdi şeffaf belediyecilik konusu dediniz başkanım. Şurada meclis kararlarının yayınlanması, bir de mahalle meclislerinin kurulması maddeleri var. Bunlarla ilgili evet, biraz detay alabilir miyim? Şeffaf belediyeciliğin temelinde yaptığı hizmetleri halka sunmasıdır. Açık açık halka duyurmasıdır. Biz belediye meclislerinin aldığı kararları geçmişte halka hem internet ortamında hem duyabilecekleri ortamda bunları halka arz ediyorduk. Bu dönemde de hem bunu yapacağız hem yılda bir defa belediyenin gelir gider bütçesini de halka toplantılar halinde sunacağız. Bu yönüyle halkımıza açık şeffaf belediyeciliği de göstermiş olacağız. Belediyenin geliri nedir, gideri nedir? Bunları halkın bilmesini sağlayacağız. Vatandaşlar internet sitemize girip harcamaları görebilecekler. Aynen. Kime ne verilmiş, kimden ne alınmış hepsini bilecekler. Aynen öyle. Peki başkanım, Adilcevaz Kalesi, Kef Kalesi, Mucizeler Manastırı'nın yollarının yapımı, Mucizeler Manastırı'nın restorasyonu demişsiniz. Evet, tarihi eserlerle ilgili bir herhalde çalışmanız olacak. Şimdi Adilcevaz tarih yönüyle aslında zengin bir belde. Ama bunların tanıtımı ile ilgili sağ olsun ilçe kaymakamımız bu dönemde Adilcevaz Kalesi'nin restorasyonu ile ilgili Kültür Bakanlığı'ndan destek alarak o projeyi gerçekleştirdi. Hatta aydınlatmasını da yaptı. Güzel bir proje. Kendisini tebrik ediyorum. Biz bunun dışında Adilcevaz'da var olan Kef Kalemiz var. Bunun yolu ile ilgili geçmişte sağ olsun bölge müdürümüz Necati Bey köy hizmetleri bölge müdürüyken çalışma yapmıştık orada. İkimiz evet. Beraber gene. O yolları bir kısmını düzenlemiştik ama şu anda deform olmuş. Onları yenileyeceğiz. Mucizeler Manastırı'na da gidecek yolu yapacağız. İnşallah Mucizeler Manastırı'nda Kültür Bakanlığı ile görüşerek restore edip halkın hizmetine, ziyaretçilerin hizmetine açacağız. Ayrıca Adilcevaz'ın Kanlı Çimen mevkiinde geçmişte Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alan evet. Bizim Kanlı Çimen dediğimiz mevkidir. Şu anda orayı yaz döneminde gidip görseniz veya görenler bilirler. Mevziler halen mevcuttur. Evet. Orayı da halkın hizmetine açmak için zaman zaman seferler düzenleyip o alanda halkımıza göstereceğiz. Onu da inşallah gün yüzüne çıkaracağız diye planlıyoruz. Yani aslında Adilcevaz gibi göl kıyısında güzel bir ilçenin hani daha çok turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Hem tarihi eser bakımından hem doğal güzellik bakımından ciddi anlamda çok eksiklerimiz var. Hani bakir bir bölgeyiz. Şimdi Adilcevaz'ın Van Gölü Havzası içerisinde geçmişte belki duydunuz turizm amaçlı çok rağbet gördüğü bir evet. Beldeydi. Sahili, sahildeki parkları, sahilin tertip düzeni ama maalesef son zamanda bunlar deforme oldular. Biz bunları tekrar canlandıracağız. Adilcevaz'ın sahilini çünkü Van Gölü Havzası içerisinde
ilçeler, Bitlis ilçeleri içerisinde en uzun sahili olan ilçe Adilcevaz. Evet. Bunu turizme kazandırmak için belediye olarak orada hem görsel anlamda hem düzen anlamında güzel hizmetleri sunarak halkımızı oraya tekrar çekmeyi planlıyoruz. Gerçekten ihtiyacımız var. Hani turizm ciddi anlamda önemli. Bölgemiz için de yani Tatvan, Ahlat, Adilcevaz özellikle turizm için çok önemli bölgeler. Evet, bir de biz orada sosyal donatı alanlarını oluşturacağız. Sahilde özellikle. Sosyal donatıdan çünkü kastınız nedir başkanım? Orada güzel mesire alanlarının dışında lokantalar, kafeler, düğün salonu, kır salonu, belediyenin çalıştırması şartıyla, yani belediye öncülük edecek, kiraya vermeyle biz bu işin yürümediğini görüyoruz. Belediye eliyle bunları yapıp halkımıza orada güzel hizmetleri sunacağız. Çünkü Adilcevaz'da bu konuda hizmet babında biraz sıkıntılar yaşadığımız bir gerçek. Bunu belediye eliyle güzel bir şekilde halkımıza sunmayı planlıyoruz. Özellikle Adilcevaz'da olup zaman zaman zamanını geçirecek yabancıların olsun, yerlilerin olsun, gidip oturabilecekleri, dinlenecekleri, vakit geçirecekleri, çocuklarının orada eğlenebilecekleri, evet, mekanları inşallah biz oluşturacağız. Onu da halkımıza sunmuş olacağız. Sahili bu şekliyle değerlendireceğiz inşallah. Sahil gerçekten değerlendirilmesi gereken bir alan. Özellikle Adilcevaz'da yaşayan hemşerilerimiz de, dışarıdan gelen memur kesimi de sürekli hafta sonlarını ya il dışında ya Tatman'da falan geçirmek zorunda kalıyor. Evet, hatta düğün salonlarını orada oluşturduğumuzda yanında nikah salonlarını da, evet, hatta halkın zamanını geçirebilecekleri eğlence mekanlarını da oluşturmayı planlıyoruz. Çok güzel. Başkanım, projeleri yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Gabanlar Mevki Tünel Projesi. Gabanlar Mevki, biliyorsunuz, karayolları çalışması, duble yol çalışması bizim Gabanlar Mevki'ne kadar geldi. Evet. Orada satı kaplamalı yolla halen Gabanlar'da devam ediyor. Bizim dönemimizde Ziya Eken Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışırken hem orada tünel çalışmasını projelendirdi. Proje onaylandı ancak şu ana kadar çalışma başlatılmadı. Biz onun başlaması için girişimlerde bulunacağız. Ayrıca Ziya Bey'in gene çok güzel projelendirdiği bir projesi de özellikle tek taşın kız taşı o mevkiinde Galata Kulesi projesi vardı. Nasip olursa, imkanlarımız yeterse biz orada hem Galata Kulesi'nin maketini oluşturacağız, hem de orada aqua parkı gerçekleştireceğiz. Su kayın olduğu bölgede orayı bir cazibe merkezi haline getireceğiz inşallah. Başkanım, Karahasan yolunun aktifleşmesi. Bu dediğiniz, evet, hangi yol oluyor, Karahasan yolu? Karahasan yolu Malazgirt'e bağlanan Adilcevaz'ın içinden geçen yoldur. Bu geçmişte rahmetli Zeki Ergezen'in Bayındırlık Bakanlığı döneminde gene bizim girişimlerimizle biz orayı devlet yolu haline getirmiştik. Rahmetlinin, evet, o zaman girişimleri olmuştu. Ancak şehir içinden geçmesi sakıncalı olduğu için tekrar karayollarıyla görüştük. Adilcevaz'da Erciş tarafından girdiğinizde petrol, Şura petrolün olduğu mevkiden trafonun üzerinde bir yere bağlanmak şartıyla Adilcevaz'ın hem imar planının dışından bir alandan projelendirdik. Ancak o da aktifleşmedi. İnşallah nasip olursa onu da hayata geçirme ile ilgili girişimlerimizi sürdüreceğiz. Taziyelerin belediye tarafından organize edilmesi demişsiniz. Bu gerçekten hani vatandaşlarımız, özellikle maddi durum olmayan vatandaşlarımız için önemli bir proje aslında. Taziyeler derken ne tür etkinlikler üstleneceksiniz? Şimdi Adilcevaz'da geçmişte tüm bu bölgede olduğu gibi taziyeler evlerde yapılırdı. Yavaş yavaş güzel bir kültür oluştu. Taziye evleri, her mahallenin taziye evi oluştu. Biz bu taziye evleriyle ilgili geçmişte bunu yapmak isteyenlere, muhtarlıklara, dinayet işlerine bu konularda destek verdik. Adilcevaz'ın 7-8 tane taziye evi oldu. Ama son zamanda yapılan bir iki taziye evinde çok güzel gelişmeler oldu. Bayanlar için de ayrı bir bölüm oluşturuldu. Evet. Bu da güzel bir gelişme. Biz oralara inşallah nasip olursa birer de gasılhane eklemeyi düşünüyoruz. Cenazelerimizin
gasırhanelerde, taziye evlerinde yıkanıp, defnedilip mezarlıklara gömülmesini sağlayacağız. Orada bir kısım belediye hizmetlerini de halkımızla buluşturacağız. Peki son olarak projelerinizden şeye değineceğim başkanım, gençlerle ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz gençlerimizle ilgili gençlerimize sportif alanlarda her türlü geçmişte desteği verdiğimiz gibi bu dönemde de vereceğiz. Vermeyle ilgili Adi Cevaz'da spor kulüpleri de gelişti, bayağı evet. Başarılar elde ettiler. Bunları desteklemeye devam edeceğimiz gibi düşündüğümüz Adil Cevaz'da çok önemli gördüğümüz bir eksikliği de kreş, çocuk kreşleriyle ilgili belediyenin muhtesinde böyle bir projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah bunu da Adil Cevaz'ın halkının hizmetine sunmuş olacağız. Belediye olarak özel girişimciler de yapmak isterse belediye olarak destekleyeceğiz. Evet, desteği vereceksiniz. Evet. Evet, başkanımıza yaptıklarını, yapacaklarını sorduk. Bir de vatandaşlarımızın bizlere sorduğu, başkan beye sormamızı istediği sorular var. Onlara değineceğiz. Başkanım, ilk olarak şu soruyla başlayacağım. Adnan Bey ilk belediye başkanlığı dönemi 94-2004 yılları arasındaki belediyeciliği 2009-2014 yılları arasında gerçekleştirmedi diye düşünüyoruz demişler. Çalışmadınız mı o kadar, yani son döneminizde o hizmeti veremediniz mi? 94 yılında belediye başkanı olduğumuzda muhalefet partisinden, evet. 99 yılında olduğumuzda da muhalefet partisinden belediye başkanıydık. İmkanlarımızı, parasal kaynaklarımızı belediye olarak kendimiz oluşturduk. O dönemde hizmetleri hep kendi kaynaklarımızla sunduk. 2009-2014 yıllarında belediye başkanı olarak iktidar partisinden belediye başkanıydık. O dönemde ilkleri Adil Cevaz'a kazandırdık. Evet. İlkler dediğimizde mesela güneş panellerini Adil Cevaz'a biz kurduk. Şu anda ayda 400-500 bin lira kadar belediyemize katkı sunmaktadır. İşte plaj futbolunu biz getirdik o zaman. İkinci dönem ilkleri olarak yine Adil Cevaz'a biz kazandırdık. Sukay projesini Samsun'dan bu tarafa zaten projeyi yoktu. Samsun'dan getirmiştik. Gene biz sunmuştuk. Şu an aktif olarak çalışıyor değil mi orası başkan? Çalışıyor, evet çalışıyor. Firma zaman zaman belki hizmet vermiyor ama çalıştırılması konusunda girişimlerimiz olacak inşallah. Yani bunlar bölgede yapılan ilk evet, hizmetler. Evet, ilklerdir. İlklerimiz diyebiliyoruz. Başkanım, şimdi az önce yaptıklarımız arasında bir mezbahane dediniz. Yalnız mezbahane ile ilgili çok sorun, şikayet alıyoruz. Hani özellikle çevre yerleşim mekanlarında koku rahatsız ediyormuş vatandaşlarımız. Yeni dönemde seçilirseniz mezbahanenin taşınması söz konusu mu? Bununla ilgili vatandaşlarımızın talebi olduğunu biliyorum, haklılar da. Evet. Ama biz oraya mezbahaneyi yaptığımızda orası boş bir alandı. Çok fazla yoğunluk yoktu, ev yoğunluğu yoktu, insan yoğunluğu yoktu. Tabii ki şu anda şehrin ortasında kalmış gibi bir durumda. Geçmişte çarşının içerisindeydi mezbahane evet. dediğimiz kısım. Nasip olur da belediye başkanı olursak biz onu da arıtmanın olduğu, kanalizasyon arıtmanın olduğu bölgeye götürmeyi planlıyoruz. O alanı da değişik bir amaçla belediyenin kullanımına sunacağız diye düşünüyorum. Peki hayvanlardan, mezbahaneden değindik. Sokak hayvanları, özellikle başıboş sokak hayvanları bugün Türkiye'nin sorunu. Adil Cevaz'a da eskiden hatırlıyorum biz Erciş'ten, Ahlat'tan başıboş sokak köpeklerini getirdik. Evet, şu anda da bu söyleniyor. Bırakmadık. Gerçekten biz özellikle köy okullarımızda, şehir okullarımızda, ziyaret ettiklerimizde en çok bize sorulan sorulardan biri sokak hayvanlarından dolayı biz zaman zaman sokağa çıkamıyoruz veya markete gidemiyoruz gibi itirazlar geliyor. Bununla ilgili nasip olur da pazar gününden sonra belediye başkanı olursak ilk işimiz sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etmek veya Bitlis hayvan barınağı ile Bitlis'te hayvan barınağı bildiğiniz evet. gibi var. Oraya nakletmek belli şartları taşıyacak şekilde, karşılayacak şekilde oraya nakletmeyi planlıyoruz. Adil Cevaz'ı o sorundan kurtaracağız. En çok bu konudan muzdarip olanlardan birisi de biziz, onu da söyleyebilirim. Şimdi başkanım, biz hani sizle program yapacağız diye bazı araştırmalar yaptık. Belediye başkanlığı yaptığınız dönemlerde özellikle çevre belediyelerde örnek belediyecilik olarak gösterdiğiniz yazıları elde ettik. Örnek belediyecilik, yani diğer belediyeler niye siz örnek gösterdi? Hangi çalışmalarınızı örnek gösterdiler? Şimdi bizim özellikle belediye başkanlığı döneminde örnek gösterilmemizin en büyük
önemli noktası, özellikle sahil düzenlemelerine biz çok önem verdik. Biliyorsunuz Adil Cevaz'ın sahili bir bataklık halindeydi. Onları hem rehabilite ettik, hem parkları oluşturduk, mesire alanlarını oluşturduk. Karayollarına bir park yaptırdık orada. Evet. Bir kısım yerleri halen boştur. İşte o boş alanlarda sosyal donatı alanlarını oluşturarak değerlendireceğiz. Geçmişte olduğu gibi Adil Cevaz Belediyesi'ni gene Van Gölü Havzası'nın örnek belediyesi olarak göstereceğiz. Ona inanıyorum. Amacımız odur. İnşallah örnek bir belediye oluşturacağız. Evet. Şimdi değerli izleyenlerimiz, Adnan Bey'le biz program öncesinde konuştuğumuzda gelen sorularla ilgili hani yayında soru gelir mi diye bize sordu. Sorularınız varsa bize WhatsApp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan mesaj olarak kendi hesaplarına da atabilirsiniz Adnan Bey'in. Cevapları sosyal medyadan size vereceğini belirtmişti bize. Sorularımıza devam ediyoruz başkanım. Şimdi deri üstüne kurulan dükkanların satış süreci. Evet. Onunla ilgili biraz aydınlatır mısınız bize? Deri üzerinde dükkanların satışı ile ilgili bizim dönemimizde, gene bu son dönemde oranın geçmiş dönemde yıkım kararı verilmişti. Evet. Biz dere üzerindeki kanalı yerini değiştirdik. Maliye Bakanlığı ile görüştürdük. Orası tescil harici alandı. Tescilini yaptık. Tescilini yaptıktan sonra da oradaki dükkanlarımız el değiştirmede birbirlerine hava parasıyla devrediliyordu. Belediyeye kira ödenmiyordu. Evet. Biz bunu tespit ettik. Kiraları da alamadığımız için karar aldık belediye encümenince, meclisince. Satışına karar verdik ve halkımıza sattık. Şu anda halkımız onları daha güzel koruyor, daha dikkatli bakıyor, daha temiz bakıyor ve halkımızın hizmetinde devam ediyor. Peki bu hükümet konağında sizin zamanınızda yapılan dükkanlar vardı. Bunların satışlarıyla ilgili. O yerle ilgili geçmişte de sorular soruldu. O yerin satışını sanki belediye yapıyormuş, belediye satmış gibi evet. bir algı oluşturuluyor. O yerin satışı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapıldı. Satış döneminde açık ihale ile yapıldı. Biz belediye olarak, belediye başkanı olarak ben yetki aldım. O yeri almak için ihaleye katıldım. Ancak 5-6 kişi Adil Cevazlı esnaflardan o ihaleye katıldılar. Ben belediye olarak onu çok düşük bir fiyata alacağımı planlamıştım belediyeye. Evet. Ancak vatandaşlar açık artırmada çok yüksek fiyat teklif edince ben 220 bin liradaydı zannediyorum. Çekildim. 300 küsür bin liraya bir vatandaşımız orayı aldı. Durum bundan ibarettir. Yani belediye oranın satışını gerçekleştirmedi. Milli Emlak Müdürlüğü satışını yaptı. Peki 6 firma girdi dediniz belediyeyle beraber. Bir kişi mi aldı, bir firma mı aldı? Bir firma aldı. Bir şahıs aldı. Tamam başkanım. Başkanım şimdi 2019 seçimlerinde tekrar adaydınız. Şu anki mevcut belediye başkanımız, buradan da kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Rakibiydiniz. Evet. Seçimde 14 oy resmetti bildiğim kadarıyla, bir 14 oyluk bir fark oldu. Evet. 14. Vatandaşlarımız şu konudan şikayetçi, şu konuyla ilgili bayağı bize bir sorun geldi. Adnan Bey bizim seçim oylarımızın üstünde durmadı, itiraz etmedi. 14 oy verken belki kazanmıştı, neden itiraz etmedi? İtiraz ettiniz mi başkanım? Evet. Süreci bize anlatır mısınız? O seçim sonucunda Adil Cevaz da şahittir. 15 gün Adil Cevaz Belediyesi'nin önüne evet. polisler barikat kurdular, giriş çıkışı yasakladılar. Biz 15 gün süreyle zaten seçim sürecine itirazlar 3 gün ilçe seçim kuruluna, 3 gün il seçim kuruluna, 3 günde yüksek seçim kuruluna itiraz yapılır. Biz üçüne de itirazlarımızı yaptık. Ancak iktidar partisi olduğu için bizim itirazlarımızı dikkate almadılar. Biz sadece iki sandıkta sayımın yeniden yapılmasını istedik. Ama maalesef iki sandığın da sayımı yapılmadı ve o şekilde seçim bitmiş oldu. Hayırlı olsun dedik. Kazanana başarılar diledik. Vatandaşlarımız çünkü bu söylem üzerinde bayağı bir duruyor. Yani ben de Adil Cevaz'da gezdiğimde bu şeyi alıyorum, şikayetleri alıyorum. Hani Adnan Bey seçimi belki kazandı, belki kazanmadı. Hani o sonuçta YSK'nın ve sizlerin bileceği bir durum. Bizim oyumuzu sahiplenmedi. Söylemi çok var. Hayır, siz de bunu itirazlarımızı yasal çerçeve içerisinde tüm mercilere yaptık. En son Yüksek Seçim Kurulu'nda noktalandı. Biz de kabullenmek zorunda kaldık. Peki başkanım, seçimi kazanırsanız muhalefet partisiniz şu an. İktidarda olan bir partinin değil, muhalefet partisinin adayısınız. Bunun hani şu söylem var. Bugünlerde de çok gündeme gelen bir
şey aslında. Hani hükümet partisi olmayan çalışamaz, destek gelmez söylemleri var. Bu konuyla ilgili ne söyleyebilirsiniz bize? Şimdi tabii ki etkisi bu olur mu söylemleri size? Biz de duyuyoruz. Aslında belediyeler kendi imkanları ile hizmetlerini sunarlar. Ancak gerçek ve realist, rantabl projeler yapınca da devletin belli kurumlarından destek alırlar. Evet. Biz de geçmişte yapmış olduğumuz hizmetlerde büyük bir kısmını gerçekçi projeleri ortaya koyarak devletin kurumlarından desteklerini aldık. Devlet hiçbir zaman vatandaşları arasında, belediyeleri arasında ayrım yapmaz, yapmamalıdır. Yapmıyor da. Biz inanıyoruz ki devletimiz bizi ayrı üvey evlat gibi görmeyecek. Hizmetlerimizi yaptıkça bize destek olacak, geçmişte olduğu gibi. Bizim bu konuda hiçbir endişemiz yoktur. Devletimiz de bizi ayrıcalıklı görmeyeceğine inanıyoruz. Peki başkan, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Size şunu sormak istiyorum. Hani çok partili bir seçime gidiyoruz Adıyaman'da. Gerçekten Adıyaman şu an rengarenk bir seçim havası var. Yani bütün ilçelerde Adıyaman'daki çıkacak sonucu merak ediyor. Çünkü gerçekten bir demokrasi şöleni. Partiler birbirleriyle beraber, hani belediye başkan adayları birbirini sürekli ziyaret ediyor. Bir zıtlaşma, bir kutuplaşma. Güzel bir havada da gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Diğer aday arkadaşlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer aday arkadaşlarımız da hepsi en az benim kadar değerlidir, kıymetlidir. Evet. Adil Cavaz'ın evladıdır. Ben onlarla ilgili olumsuz hiçbir şey söyleyemem. Söyleme hakkına da sahip değilim. Ben nasıl yola çıkmış kendim için oy istiyorsam, onlar da kendileri için oy istiyorlar. Vatandaşın teveccühünü kim kazanırsa o belediye başkanı olacak. Başarılar dileyeceğiz. Zaten Adil Cavaz'da en güzel şey bu dönem huzur içerisinde, kardeşlik duygusu içerisinde bir seçim. Evet. Demokrasi şelenini yaşıyoruz. İnşallah seçimi de bu şekilde yansıyacak diye düşünüyorum. İnşallah. Bir hafta kaldı zaten seçime. Bizler de sükuneti bozmadan güzel güzel gidip sandıklarda oyumuzu vicdanımıza göre kullanalım. Kimi istiyorsak onay verelim. Halk kimi tercih etmişse onu kabul edelim. Başkanım, son olarak izleyicilerimize ve sizi dinleyenlere neler söylemek istersiniz? Evet. Öncelikle ben Kanal 13 ve Radyo 13 program yapımcıları olarak sizlere teşekkür ediyorum halkımız adına. Bildiğiniz gibi bu seçimin huzur içerisinde, sükunet içerisinde, kardeşlik duygusu içerisinde sonuçlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer adayların da yaptığına inanıyorum ve hepsine başarılar diliyorum. Ayrıca bizim 29 Mart'ta saat 10-12 arasında Adil Cavaz Meydanı'nda mitingimiz var. Bu mitinge tüm Adil Cavaz halkını davet ediyorum. İnşallah orada daha güzel Adil Cavaz'la ilgili sorunları dile getireceğiz. Projelerimizi orada da açıklayacağız. Adil Cavaz halkına ve sizlere, bizi izleyenlere teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. 29 Mart 10-12 saatler arasında Adil Cavaz Meydanı'nda mitingimiz Aynen. var. Halkımızı da davet ediyoruz. Evet, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayıp bu Ramazan günlerinde iftar sonrası konuğumuz oldu. Adil Cavaz'dan buraya geldi, bizleri kırmaya geldiği için tekrardan teşekkür ediyorum başkanım. Ben de evet, teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, seçime bir hafta kaldı. Biz bitişin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Seçime Doğru programında ben Mustafa Üzer, bugün sizlerin huzurundaydım. Yarın pazar günü, pazartesi günden itibaren yine de birbirinden değerli isimlerle stüdyomuzda sizlerin karşınızda olacağız. Bir dahaki programımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Ben seni sevdim, iddia dünyalara bildirdim. Ben seni